söylediği gibi Mütareke İstanbul'un da gayri nizami bir harp örgütü, MİMİN grubu. Önce gayri nizami harp nedir? Ondan çok kısa bir tanım yapayım. Çünkü meselenin teorik boyutu oldukça detaylıdır. Gayri nizami harp, nizami harp vesaire. O konulara çok fazla girmeye gerek yok. Sonra da Mütareke İstanbul'u dendiği zaman ne işe yaradı veya ne işe yaramadı, onlardan biraz bahsetmeye çalışayım. Bir anlamda önemli kısmını bildiğiniz konulardır elbette ki, mütareke dönemi, milli mücadele yılları. Ama bir kısmı da sanki daha arka planda kalmış konulardır. Çok fazla kimsenin ilgi alaka göstermediği, işte gizli gruplar, istihbarat, kaçakçılık vesaire gibi konulardır. Şimdi gayri nizami harp dediğimde kastettiğimiz mesele şudur arkadaşlar. Düşmanın etki sahasında ayaklanma, direniş meydana getirmek, bu şekilde bölgedeki, yani o işgal sahası, bu kastettiğimiz sadece işgal sahası olmayabilir. Düşman olarak bilinen devletin topraklarında da olabilir. Orada bulunan hükümeti ya devirmek veya istediğinizi o hükümete kabul ettirmek için gerçekleştirilen her türlü harekata, harekatı gayri nizami harp deyimi içerisinde değerlendirebilirsiniz. Burada gerilla kuvvetleri, yeraltı teşkilatları, diğer yardımcı kuvvetler bu meselenin, bu gayri nizami harbin enstrümanları olarak karşımıza çıkar. Şimdi bizim ele alacağımız MİMİN grubu da aslında mütareke döneminde İstanbul'da kurulan gayri nizami örgütlerden, gayri nizami harp yürüten örgütlerden birisidir. Mütareke dönemi İstanbul'u dendiği zaman ne anlamamız gerekir? Değerli arkadaşlar, mütareke dönemi biliyorsunuz 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanır. Bu Türk tarihinin, Osmanlı tarihinin, Türkiye tarihinin belki de en önemli kırılma anlarından birisidir. Bizim gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında çalışan akademisyenler veya işte alaydan gelen tarihçilerin yazdıkları metinlerin önemli bir kısmı, belki de %70'i Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra diye başlar ve öyle de devam eder. Çünkü dediğim gibi o tam anlamıyla bir kırılma anıdır. Mütareke İstanbul'u 1918'in 30 Ekim'inde mütareke imzalanır. 13 Kasım 1918'de biliyorsunuz İtilaf Devletleri donanması İstanbul'a gelip demir atarlar. O tarihten aslında saltanatın kaldırılmasına kadar da değil, 5 Ekim 1923 tarihine kadar olan dönemi Mütareke İstanbul olarak değerlendirmek gerekir. Esasen Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra da İstanbul'un işgali devam eder. Yani saltanat kaldırıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul'a hakim olur ama itiraf devletlerinin işgal kuvvetleri, yüksek komiserlikleri, hem sivil hem de askeri idarecileri o dönemde bir yıl daha İstanbul'da kalacaklardır. Oldukça karmaşık bir dönemdir. Yani İstanbul bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine katılmış ama bir taraftan da itiraf devletlerinin işgali devam ediyor. Dolayısıyla 5 yıllık bir süreçten aslında bahsediyoruz Mütareke İstanbul'u dendiği zaman. Bu döneme baktığımızda değerli kardeşler, biliyorsunuz 13 Kasım 1918'de dediğim gibi İtilaf Devletleri donanması İstanbul'a gelip girer. Bazen şöyle yorumlar duyarsınız. Ya Çanakkale'de o kadar şehit herhalde boşuna oldu. Çünkü Çanakkale geçilmez dedik ama geçti, adamlar geldi İstanbul'u işgal ettiler. Tabii mesele bu kadar basit değil. Çanakkale'de kimse boşuna şehit falan olmadı. O başka bir mesele, başka bir tartışma konusu ama sonuç gerçekten de öyledir. İtilaf devletlerinin 13 Kasım'da donanmalarıyla İstanbul'a gelmeleri fiili bir işgal demektir. Bir ülke düşünün, başkenti düşmanlar tarafından işgal edilmiş, kontrol altına alınmış ama hala o ülkenin bir padişahı var, işte veya kralı, her ne derseniz, bir hükümet var. Bu hükümetin ve padişahın veya kralın, her ne derseniz, bağımsız karar alma gücü ne kadardır? İşte Osmanlı padişahının ve onun hükümetlerinin İstanbul'da mütareke döneminde karar alma gücü ancak o kadar olmuştur. Hele ki 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edildikten sonra bu iyice o inisiyatifi kaybetmişlerdir. Fakat mütareke İstanbul'un da mesela İstanbul hükümetleri dendiğinde genel itibariyle damat perit hükümetleri üzerinden bir değerlendirme yapılır. Sanki
İstanbul'da hükümete gelen sadrazamlar, devlet adamları, nazırların tamamı damat teri gibi düşünen, işte sabah uyandığında şu Ankara'daki, Anadolu'daki milli mücadele taraftarlarına nasıl bir kötülük yaparımı hesap eden adamlarmış gibi düşünüyor. Halbuki 36 aydır mütareke dönemi İstanbul'da. Bu 36 ayın 13 ayında damat teri hükümetleri iktidarda kalmıştır. Geriye kalan hükümetler, Ahmet İzzet Paşa hükümetleri, Tevfik Paşa hükümetleri, Ali Rıza, Salih Paşa hükümetleri gibi, bu isimler kafanızı karıştırmasın. Ben bir mantıktan bahsetmek istiyorum. O hükümetler döneminde esasen Anadolu'daki milli mücadele hareketiyle, Mustafa Kemal Paşa'nın yürüttüğü hareketle çok fazla niza yaşanmamıştır eski deyimle. Hatta birçok açıdan İstanbul'daki hükümetlerin Anadolu'ya yardım etmeye çalıştıklarını da söylememiz lazım. Yoksa biraz sonra bahsedeceğim Mimmim grubu veya diğer grupların İstanbul'da kurulması, faaliyet göstermesi zor olurdu. Çoğu zaten İstanbul hükümetinin resmi memurlarının işin içinde olduğu gruplardır bunlar. O yüzden mütareke dönemi olsun veya yakın tarihin, uzak tarihin hocalarım burada, eski çağcı, orta çağcı hocalarım, onlar da muhtemelen katılacaklardır. Tarihi tek düze devam eden bir süreç olarak düşünmemek lazım. Her gün koalisyonların kurulduğu, koalisyonların dağıldığı, işte işin içinde insan girdiği için vatana ihanetin peşinen bir hal olmadığı, vatan sevgisinin de öyle herkesin içinde kendiliğinden büyüyen bir hal olmadığını, bunları bilerek aslında tarihe bakmamız lazım. Şimdi değerli kardeşler, bu kısmı uzatmadan ben hemen mütareke dönemindeki bu gizli gruplar nedir, ne yapmak istediler, ona dönmek istiyorum. Şimdi mütareke imzalanır, fakat her ne olursa olsun, İstanbul işgal altına da düşse, fiil işgal altına da düşse, Anadolu geriye döndüğü zaman bir kurtarıcı bekliyorsa İstanbul'dan bekliyor. Bu, yapacak bir şey yok. Çünkü bahsettiğimiz toplumun %80'i kırsalda yaşayan, yüzde en fazla 20'si şehirde yaşayan, kırsal ve şehir ayrımını sadece iktisadi faaliyet olarak düşünmemek lazım. Siyasi farkındalığı da bu işin içine dahil etmemiz gerekir. Dolayısıyla İstanbul'a ve büyük şehirlere bakan bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ne olacaksa İstanbul'da olacak. Atatürk de zaten İstanbul'a geldikten sonra başlatmıyor mu milli mücadele veya o fikri? Şimdi İstanbul'daki işgal, ondan sonra Anadolu'nun birçok yerinin işgal altına düştüğünü görüyoruz. Ne olacak? Peki bunu daha sonra kısa süre içerisinde Batı Anadolu'da, Güney'de Kuvayi Milliye'nin ortaya çıktığını söyleriz. Müdafaa hukuk cemiyetleri kuruldu. Bunların hiçbirinin kendi başına sıradan vatandaşın yapabileceği şeyler olmadığını bilmemiz lazım. Burada bir organizasyon var. Yani bu organizasyonu iyi tespit etmek lazım. Peki o dönemde Osmanlı'da veya Türkiye'de böyle bir organizasyonu yapacak siyasi, askeri güç kimdir? Buna baktığımızda tek bir tane adres çıkıyor karşımıza. O da İttihat Terakki Cemiyeti. Biliyorsunuz İttihat Terakki Cemiyeti işte meşrutiyeti ilan ettirip Birinci Dünya Savaşı yıllarında bir dönem yarı iktidar, daha sonra tam iktidar dönemi ve mütareke ile birlikte iktidardan düşen bir cemiyet, fırka, her nasıl derseniz hepsini söylememiz mümkündür. Fakat mütarekeden sonra Enver, Talat, Cemal Paşa gibi İttihat Terakki'nin önderleri, liderleri yurt dışına çıktıktan sonra İttihatçıların ne yaptığına bakmak lazım. Resmi olarak, resmi boyutta Teceddüt Fırkası vesaire bir iki tane fırka kuruluyor. Onlar da zaten itiraf devletlerinin ve İstanbul hükümetlerinin baskısıyla kapanıyorlar, dağıtılıyorlar, mallarına, mülklerine el konuluyor vesaire. Peki bu adamlar nereye gitti? Buharlaştılar mı? Böyle bir şey söz konusu değil. İttihat Terakki gibi, ki bu geleneği İttihat Terakki başlatmıştır, bir yönü gizli cemiyet olan örgütlerin şöyle bir özelliği vardır. Hep temkinlidirler. Olası bir durumda liderleri kaybolduğunda onların yerine geçecek adamlar çoğu zaman bellidir. Çoğunun programında, nizamnamesinde bile heyeti istihrafiye diye bir deyim görürsünüz. Heyeti istihrafiye demek, lider kadro kaybolduğunda onların yerine geçen isimler demektir. O heyeti istihrafiyede olan isimler çoğu zaman kendilerini bilmezler. O durum ortaya çıktığında onlar haberdar olurlar, onlara bir mühür verilir veya bir berat verilir, her ne derseniz onunla örgütü toparlamaya çalışırlar. Mesela biraz sonra anlatacağız ve Karakol Cemiyeti'nde bir yüzük vardır. O yüzüğü birileri elde etmeye çalışacaklar. Bunlar biraz o gizli örgütler vesaire gibi görünür ama bunların hepsi zorunluluklarla ortaya çıkmış şeylerdir.
Şimdi İttihat Terakki'nin liderleri kaybolunca geriye kalan İttihat Terakki örgütü aslında hem İstanbul hükümetinin yani Padişah Vahdettin ve onun hükümetlerinin hem de İtilaf Devletleri'nin gözünde savaş suçlusu. Yani İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal ettikten sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı Osmanlı ülkesinde suçlu arıyorlar. Ermeni tehcirinden dolayı işte savaşı niye uzattınız vesaire gibi. Burada adres iddiatçılar. İttihat Terakki'nin görünen kadrosu bir anlamda tasfiye ediliyor. Birileri tutuklanıyorlar, işte Bekir Ağa bölüğüne gönderiliyorlar, daha sonra Malta'ya sürgüne gönderiliyorlar vesaire. Ama geriye kalan ikinci, üçüncü dereceden İttihat Terakki mensupları hala İstanbul'da. İşte Talat ve Enver Paşalar yurt dışına çıkarken Kara Vasıf ve Kara Kemal'e. Kara Kemal İttihat Terakki'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki İAŞE teşkilatının lideridir. Aynı zamanda İAŞE nazırlığı yapmıştır. Kara Vasıf da iddiatçı subaylardan birisidir, albay rütbesinde. Bunlara bir teşkilat kurmalarını istiyorlar. Evet, bu iki isim, kendi ikisinin de lakabı Kara'dır. Lakaplarından mülhem olmak üzere Karakol Cemiyeti adında bir cemiyet kurarlar. Cemiyetin görünürdeki amacı İtilaf Devletleri ve İstanbul hükümetlerinin kadrine uğrayacağı düşünülen iddiatçıları bir arada tutmak, dağılmalarını engellemektir. Fakat sonraki faaliyetleri bize şunu gösteriyor ki sadece iddiatçıları bir arada tutmak değil onların amacı. Aynı zamanda hem İstanbul'da hem de Anadolu'da yeniden bir direniş fikrini ortaya çıkarmak, bir direnişi başlatmak. Peki o direniş fikri o zaman mı başladı? Bazı hatıralarda şöyle bir hikaye geçer. Çanakkale Savaşları devam ederken İttihat Terakki en bunalımlı dönemde İttihat Terakki'nin önderleri bir araya gelirler. Çanakkale Boğazı'nın geçilme ihtimali Osmanlı Devleti'nin savaş dışı kalma sonucunu doğuracak biliyorsunuz. Böyle bir durumda ne yapılabilir konuşurlar. Ve Anadolu'da yeniden direniş yapacak bir gizli örgütlenmeye gitmeyi kararlaştırırlar. Bunun için de Anadolu'nun çeşitli yerlerinde silah ve cephane saklarlar. Aynı zamanda para saklarlar. Tamam. Dolayısıyla aslında ta 1915'te Anadolu'da olası bir işgal sonucunda direniş hareketini başlatacak bir fikrin, bir hazırlığın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte Karakol Cemiyeti bu hazırlığı yapacak ve yaygınlaştıracak örgüt olarak kurulur. Karakol Cemiyeti'nin daha sonra Kara Kemal tutuklanacaktır. Kara Vasıf, Galatalı Şevket, Kemalettin Sami ki Gökçen soyadını alır biliyorsunuz. General Kemalettin Sami Gökçen diye. Refik İsmail, Edip Servet Tör gibi isimler var. Bunların çoğu subaydır. Yarbay, albay rütbesinde subaylardır. Bazıları da sivildir. Bu örgüt arkadaşlar kendisini tam anlamıyla Anadolu'da yeniden bir direnişi başlatmak için görevli olarak görür ve bunun hazırlığına girişir. Karakol Cemiyeti'nin şöyle bir özelliği vardır. Aynı İttihat Terakki gibi liderin kim olduğu belli değildir. Liderin kim olduğuna dair bazı söylentiler vardır. Hatta bazı yazarlar liderin Rauf Bey olduğunu bile söylerler. Kara Vasıf olduğunu söyleyenler vardır. Galatalı Şevket olduğunu söyleyenler vardır. Ama Karakol Cemiyeti de dediğim gibi İttihat Terakki Cemiyeti gibi lideri belli olmayan bir örgüttür. Peki bu karakolcular ne yaparlar? Bir kere karakolcular her şeyden önce İstanbul'da gizli bir teşkilatlanma içerisine girerler. Semt ve mahalle teşkilatları kurarlar. Topkapı'da, Şehremin'inde, Beyoğlu'nda, Kuzguncuk'ta vesaire vesaire İstanbul'un şimdi de mevcut olan semtlerini düşünün. Hepsinde semt ve mahalle teşkilatları kurarlar. Amaçları şudur. Azınlıklardan ve itilaf devletlerinden Müslüman Türk ahaliye karşı gelebilecek herhangi bir saldırıda bu teşkilatta direnmeyi düşünüyorlar. İkinci amacı Karakol Cemiyeti'nin İstanbul'da bulunan silah ve cephaneyi Anadolu'ya geçirmek. Çünkü mücadelenin Anadolu'dan olacağının farkındadırlar. Bunun için de bir menzil teşkilatı kurarlar, bir yol kurarlar aslında. Yani Anadolu yakasını düşünün, oradan İnebolu'dan daha sonra İzmit üzerinden menzil teşkilatını kurarlar. Başında da Yenibahçeli Şükrü vardır mesela. Endaht Mektebi'nin müdürü, attığını gözünden vuran atış mektebi demektir bu. Bir İttihat Terakki'nin teşkilatı mahsusasında çalışmış önemli isimlerden birisi. Ve şunu söylemeyi herhalde unuttum. Karakol Cemiyeti yapılanma itibariyle İttihat Terakki'nin teşkilat mahsusasına dayanır. Yani kadrolarına baktığımızda çoğu İttihat Terakki'nin teşkilat mahsusasında çalışmış isimlerdir.
Şimdi bu amaçla kurulan örgüt kurduğu menzil hattı üzerinden silah cephane kaçırır. Aynı zamanda Anadolu'ya kaçmak zorunda kalan, yani İstanbul'da aranan, tutuklanma ihtimali olan, öldürülme ihtimali olan iddiatçıları, vatanseverleri Anadolu'ya geçmesi konusunda desteklerler. Fakat Karakol Cemiyeti'nin şöyle bir özelliği var. Sadece İstanbul'a münhasır bir örgüt değildir. Karakol Cemiyeti kendisini bütün Anadolu'yu temsil eden bir noktada görür. Nizamnamesinde de bunu görürsünüz. Hatta onun da ötesinde dış ilişkiler kurma, yani başka devletlerle, başka topluluklarla ilişki kurma konusunda da yetkili sayar. Bunu nerede görüyoruz? Baha Sait aracılığıyla Karakolcu Sovyet Rusya'yla bir anlaşma yapıyor. Şimdi Mustafa Kemal Paşa tarafına dönersek işin, biliyorsunuz, bilmiyorum nasıl gidiyor ama umarım sıkılmazsınız. Şimdi işin Mustafa Kemal boyutuna gelirsek arkadaşlar, biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa mütarekeden sonra İstanbul'a geliyor. Oradaki bir takım çalışmalar, akabinde 19 Mayıs 1919'daki dün kutladık yıl dönümünü, Samsun'a çıkıyor ve Milli Mücadele Hareketi başlıyor. Oradaki detaylara girmiyorum, zaten çok detaylı bir konu olduğu için. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtikten sonra aslında bir direniş fikrinin üzerine geçmiştir. Tabii bunu söylerken bazıları her şeyi Mustafa Kemal Paşa ile başlatmak istedikleri için, bununla Mustafa Kemal Paşa'yı yücelteceklerini zannettikleri için sanki eksik bir şey anlatıyormuşuz gibi. Halbuki öyle değil. Mesele şudur. Karakol Cemiyeti Batı Anadolu'da veya karakoldan olmayan, Karakol Cemiyeti'nin şöyle de bir özelliği var. O cemiyete mensup olmayıp direniş fikrini savunan her türlü örgütle ilişki kurma konusunda sıkıntı yok. Sadece önemli olan işte o kurtuluş mücadelesinde direniş fikrine mensup olsun veya sahip olsun. Şimdi Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtikten sonra bu müdafaa hukuk cemiyetleri ve Kuvayi Milliye birliklerini, hepiniz biliyorsunuz, tek çatı altında toplamak ister. Direniş hareketinin tek merkezden idare edildiği, yönetildiği takdirde başarıya ulaşacağını düşünür. Bu onun aslında subaylık refleksidir. Kazım Karabekir de aynı düşünür. Diğer Ali Fuat Paşa da aynı düşünür. Fakat bu kadar birbirinden farklı, işte iddiatçısı var, aslında daha önceden İttihat Terakki'ye muhalif olup direniş fikrinde İttihat Terakki ile işbirliği yapanlar var. Yani bu fikirler, biz bugün fikirlerimizi kolaylıkla değiştirebiliyoruz. O dönemde de insanlar değiştirebiliyorlardı. Yani doğumu itibariyle ben iddiatçıyım, değişmem demek şansı olmadığına göre çok farklı koalisyonların ve ortaklaştığı bir noktadır milli mücadele fikri. Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük özelliği o organizasyon yeteneğidir. Bu kadar büyük farklılıkları bir araya getirip tek hedefe yöneltebilmesi onun farkını ortaya koyar. Şimdi Mustafa Kemal Paşa ile Karakol Cemiyeti'nin çatışması muhtemeldir. Çünkü Mustafa Kemal Paşa bütün örgütleri bir arada toplamak istiyor ama Karakol Cemiyeti Mustafa Kemal Paşa'ya Anadolu'ya çıktığı ilk günden itibaren destek vermesine rağmen, her konuda desteklemesine rağmen onun liderliği konusunda henüz tam anlamıyla mutmain değil. Neden? Çünkü karakolcular yurt dışındaki iddiatçılarla bağlantılı. Enver Paşa ile Talat Paşa ile vesaire. Dolayısıyla onların birçoğuna göre, yani hepsi değil, birçoğuna göre Mustafa Kemal Paşa belli bir süre bu hareketi devam ettirecek. Daha sonra işte Enver, Talat vesaire onlar gelecekler. Yani meselenin asıl sahipleri işi ele alacaklar ve böylece milli mücadele devam edecek. Dolayısıyla bu fikir ayrılığı çok kısa süre içerisinde ortaya çıkacaktır. Sivas Kongresi'nde örneğin ilk başlar Karakol Cemiyeti ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki mücadele. Daha sonra işte Yahya Kaptan olayı vardır Batı Anadolu'da, daha doğrusu İzmit civarında. Yahya Kaptan'ın öldürülmesi meselesi vesaire. Karakol Cemiyeti ile Mustafa Kemal Paşa neredeyse kopma noktasına gelecektir. Baha Sait'in Sovyet Rusya ile bağımsız bir biçimde anlaşma yapması zaten meseleyi tamamıyla ortaya çıkaracaktır. Ama bütün bunlara rağmen Mustafa Kemal Paşa'nın son noktaya kadar Karakol Cemiyeti'ni İstanbul'da milli mücadelenin temsilcisi olarak gördüğünü biliyoruz. Bu ne zaman değişecektir? 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgaliyle. Biliyorsunuz Meclis-i Mebusan toplanır Ocak 1920'de.
misak-ı milli kararlarını alır. İşgal altındaki bir başkentte misak-ı milli kararlarının alınması demek zaten o başkentin resmen işgali demektir ki öyle de olacaktır. Akabinde biliyorsunuz Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulur. Bunu, bu kısmını zaten biliyorsunuz. Peki bu karakolcular, İstanbul'da milli mücadele taraftarı olan gruplar ne yaptılar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı dönem, daha doğrusu 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalinden 2-3 hafta sonra Salih Paşa hükümeti istifa eder, yerine damat Ferit Paşa hükümet kurar. Milli mücadele hareketiyle İstanbul arasındaki mücadelenin yaşandığı dönemler damat Ferit hükümetleri dönemidir. Damat Ferit o dönemde Kuvayi İnzibatiye'yi kurdurur, Anzavur ayaklanmasını destekler, hilafet ordusu kurar. Ya işte Şeyhülislam'dan fetva alarak Anadolu hareketine katılmış olanların hain olduğunu, öldürülmesi gerektiğini vesaire. Yani tam anlamıyla İstanbul'la Anadolu arasında bir savaş başlayacaktır. Tam bir mücadele başlayacaktır. Bunun görüntüsü, İstanbul'daki görüntüsü milli mücadele taraftarlarının tutuklanması olacaktır, yargılanmaları olacaktır vesaire. Dolayısıyla karakol cemiyeti o işgalden sonra dağılacaktır. Karakolun yönetici kadrosunun tamamı Anadolu'ya geçmek zorunda kalacaklardır. Birçoğu da tutuklanacaklardır. Örneğin Karavasıf, Galatalı Şevket vesaire tutuklanıp Malta'ya gönderileceklerdir. Şimdi tamam, buraya kadar sıkıntı yok. Peki Ankara her ne olursa olsun İstanbul'da bir örgütü olması gerektiğinin farkındadır. Çünkü mütareke gereğince toplanan silahlar İstanbul'daki depolarda saklanmıştır. Osmanlı silahları ve cephaneleri bir. İkincisi, Anadolu'nun ihtiyaç duyduğu beşeri sermaye, subay, yönetici grubu vesaire, bunların hepsi de İstanbul'dadır. Onların bir arada bulunması, gerektiğinde Anadolu'ya geçirilmesi gerekmektedir. Bir de İstanbul'da hem işgal kuvvetlerinden hem de İstanbul hükümetinin faaliyetlerinden haberdar olmak için orada bir istihbarat örgütüne ihtiyaç var. Dolayısıyla oranın boş bırakılması mümkün değil, ama damat Ferit'in hükümet ettiği dönemde bunu kurmak mümkün değil. Karakolun liderleri kaybolunca o heyeti istihrafiye demiştim ya en başta, yerine gelecek kadro. Hemen karakol cemiyetinin Topkapı ve Şehremini şubesini kuranlar harekete geçerler. İşte o bahsettiğimiz yüzüğü alırlar, teşkilatı devam ettirmeye çalışırlar. Fakat kısa sürede tespit edilirler. Tespit edilince Trakya'ya kaçarlar. Oradan işte bir kısmı Bulgaristan vesaire. Daha sonra yine karakol cemiyetinin devamı olarak Muğlalı Mustafa Bey kumandasında, başkanlığındaki Mustafa Muğlalı ismini hatırlamanız lazım. Hatırlayan vardır diye umut ediyorum. Son yıllarda da bir tartışması olmuştu. Bu neyse, buna konunun sonunda vakit olursa değiniriz. Onun kurduğu bir zabitan grubu var. O da tespit ediliyor. Onlar da dağılıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'da Anadolu'ya bağlı bir örgüte ihtiyaç var. Bunun için Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle silah ve cephane kaçırmak, subay geçirmek üzere felah grubu kurulacaktır. Bu grup Hamza, Muharip vesaire isimlerden sonra felah grubu olacaktır. Fakat 1921 yılının başında başka bir grubun kurulduğunu görüyoruz. Bu grubun adı Mimmim grubu. Peki Mimmim ismi nereden geliyor? Müdafaa-i Milliye terkibinin baş harfleri eski yazıda biliyorsunuz Mimmim'dir. Oradan gelir. Dolayısıyla asıl adı Müdafaa-i Milliye. Müdafaa-i Milliye Teşkilatı diye bir çatı teşkilat oluşturmak. Bunun altında da Mimmim grubu ve Müsellah Müdafaa-i Milliye Teşkilatı diye iki şube oluşturmak. Amaç bu. Kurduran kimdir? Karakol cemiyetinin dağıldığı dönemde, yani İstanbul'un işgalinden sonra Anadolu'ya geçmek zorunda kalan Fevzi Paşa. Anadolu'ya geçtikten sonra ne oluyor? Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanı olduktan sonra Fevzi Paşa İstanbul'da bıraktığı Hüsamettin Ertürk'e bir emir verecektir. Hüsamettin Ertürk kim? Teşkilat-ı Mahsusa'nın tasfiyesine memur, son reisi. Yani mütareke imzalandığında Teşkilat-ı Mahsusa'nın reisidir. Fevzi Paşa'yla da başka bağlantıları vardır okul yıllarından. Daha sonra da aynı tarikata mensupturlar. Oradan bir bağlantıları vardır. Yarbaydır Hüsamettin Ertürk. Ondan bahsettiğimiz grubu oluşturmasını ister. Fakat Hüsamettin Ertürk'ün şöyle bir sıkıntısı var. 1920'nin yaz aylarında, yani o damat Ferit'in milli mücadele taraftarlarını böyle tutuklattığı, hapse attırdığı dönemde Hüsamettin Ertürk de damat Ferit'e bir suikast iddiasıyla tutuklanmıştır, hapse gönderilmiştir. Yargılandığı divanı harbin başında da Nemrut Mustafa Paşa vardır.
Nemrut Mustafa Paşa'nın karşısına çıkarırlar. Hüsamettin Ertürk'ün kurtulma ihtimali yoktur. Hüsamettin Ertürk en son der ki ben Mustafa Paşa'yla bir görüşmem lazım filan. İşte bir sürü uğraştıktan sonra Nemrut Mustafa Paşa'yla gizli bir görüşme yapar. Hatıralarında der ki o görüşmede Mustafa Paşa'ya ben dedim ki İttihat Terakki döneminde sen de Enver Paşa'ya müracaat etmiştin teşkilat-ı mahsusaya girmek için ve kabul edilmişti. Sen de teşkilat-ı mahsusada çalıştın. Teşkilat-ı mahsusada çalışmak veya diğer iddialar şayet bir suç ise sen de benim kadar suçlusun. Ve bütün bunların evrakı benim elimdedir. Ya beni serbest bırakırsın ya da bütün evrak ortaya çıkar gibi tehdit eder biraz. Nemrut Mustafa Paşa da Hüsamettin Ertürk'ü İstanbul'u terk etmesi şartıyla serbest bırakır. İşte İstanbul'u terk eden Hüsamettin Ertürk Samsun'dadır. 1920 yılının son ayı, Aralık ayı. Bazı kaynaklar Ocak der de bu çok da önemli bir mesele değil. Fevzi Paşa'dan emir gelir. İstanbul'da karakol cemiyetinden geriye kalan beşeri sermaye ile o mahalle teşkilatlarından oluşan bir örgüt kurmak. Hüsamettin Ertürk de karakol cemiyetinin Topkapı ve Şehremini şubelerinde birlikte görev yaptığı, daha doğrusu onun emrinde çalışan Şehremini şube başkanı Topkapılı Mehmet Bey diye bir adam. Ona mektup yazacaktır. Peki bu Topkapılı Mehmet Bey kimdir? Hakimzade, Cambaz, Topkapılı, Tüccardan diye belgelerde 4-5 tane lakabı var. Topkapılı Mehmet Bey'in sivil bir adamdır. Hakkında çeşitli rivayetler var. 1972'de olması lazım. Eski bir polis emeklisi olan Salahattin Salışık diye bir adam Mim Mim Grubu diye bir kitap yazıyor. İddiası da şu, belgelere dayalı yazılan bir kitap. Kitap çok küçük bir kitaptır. Yalnız içindeki iddialar çok büyüktür. İddiası şu, Topkapılı Mehmet Çanakkale Savaşı'nda Atatürk'ün emrinde çalışmış. Mustafa Kemal 1918'de İstanbul'a döndüğünde mütareke döneminde, mütarekeden sonra ilk Topkapılı Mehmet Bey'le görüşmüş. Hatta ona demiş işte teşkilat kuracaksın vesaire. Bunların hiçbirisi arşiv belgeleriyle doğrulanabilecek şeyler değil. Hatta Salışık iddiayı şöyle ileri götürür, der ki Bandırma vapuruyla Atatürk Samsun'a çıkarken 50 adamıyla o geminin işte kazan dairesi diyelim, belki doğru deyimdir değildir bilmiyorum. Kazan dairesinde Topkapılı Mehmet onun muhafızlığını yaptı. Böyle bir şey de en azından ben görmedim bir yerde. Şimdi bu Topkapılı Mehmet Şehremini Teşkilatı'nın kurucularından, Karakol Cemiyeti'nin şube başkanı. 1920'de milli mücadele taraftarları kovuşturmaya uğrayınca İstanbul'da şubesindeki isimlerle birlikte Trakya'ya gider. Trakya'da Trakya Paşaeli Cemiyeti'ne girerler. Orada Yunan işgaline karşı mücadele ederler. Fakat Temmuz 1920'de Yunan ordusu Trakya'yı tamamen işgal edince ki hatta biliyorsunuz Cafer Tayyar Bey'dir o zaman, henüz paşa değil, Yunanistan'a esir düşmüştür. Topkapılı Mehmet Bey Bulgaristan'a gider. Bulgaristan'da bir Cemiyet-i İslamiye vardır. Onların yardımıyla ki başında da çok enteresan bir isim vardır. Eski İttihat Terakki muhalifi İsmail Kemal vardır. Berat mevzusu. Onların yardımıyla, bakın geçişkenlikleri görüyor musunuz? Onların yardımıyla İtalya'ya gider. İtalya'da Edip Servet Bey vardır. Cemaat-i İslamiye'nin başkanı. Kimdir Edip Servet Bey? Karakol Cemiyeti'nin ilk kurucularından. Hemen İtalya'ya geçmiş. İtalya'ya niye gitmiş? İtalya'ya da aslında Mustafa Kemal Paşa göndermiş. Gayri resmi temsilci olarak. Ondan 1500 frank borç alıyor. Anadolu'ya geçiyor Topkapılı Mehmet. Bunu biz nereden öğreniyoruz? Benim Topkapılı Mehmet Bey'in torununun oğlundan aldığım özel mektubundan. Mektubu bir makama yazmış. Diyor ki ya bu 1500 frankı ben aldım. Şimdi devlet benden geri istiyor 1924'te. Devlet diyor ki bu parayı borç almışsın, geri vereceksin. Ben o parayla Anadolu'ya geçtim, işte şu şu hizmetleri yaptım, bunu ödeyecek gücüm yok filan gibi özel bir mektup. İtalya'ya geçer. İtalya'dan işte oradan aldığı borç parayla Anadolu'ya gelir. 1920'nin Aralık ayında ne hikmetse Hüsamettin Ertürk'te Samsun'da buluşurlar bunlar. Ve Hüsamettin Ertürk Fevzi Paşa'dan aldığı emri ona iletir. Topkapılı Mehmet İstanbul'a geçer ve 1921'in bahar aylarında İstanbul'da Mim Mim grubunu kurar. Kimle? Karakol Cemiyeti'nden geriye kalan teşkilatta.
Bu kurulan MİMİM grubunun grubuna verilen görev silah ve cephane kaçırmak İstanbul'dan, istihbarat, İstanbul'da olup biten her şeyden Anadolu'yu haberdar etmesi, bir de propaganda vesaire gibi işlemler. Aynı zamanda bu grubu kuran isimler Topkapılı Mehmet Bey, Erzurumlu Topçu Kaymakamı Halil Kemal Bey, ondan sonra işte Divan-ı Muhasebat Reis Mümeyyizlerinden İhsan Bey diye bir sürü isim var. Ahmet Hamdi Başar bilirsiniz belki. Sonradan Limancı Hamdi diye geçecek ve ekonominin Türkleştirilmesinde önemli isimlerden birisidir. Onlarla bu grubu oluşturur. Ama aynı zamanda bunlara şöyle de bir emir verilir. Karakol Cemiyeti'nin şebekelerinden faydalanarak İstanbul'da bir silahlı örgüt kurmak. Kurulacak olan örgüt de Müsellah Müdafaa-i Milliye, yani Silahlı Müdafaa-i Milliye. Dolayısıyla Müdafaa-i Milliye Teşkilatı'nın iki şubesinin olduğunu görüyoruz. Birisi MİMİM grubu, silah, cephane kaçırma ve istihbaratla uğraşan, bir de Müsellah Müdafaa-i Milliye, yani itiraf devletleri ve azınlıklardan gelecek, Müslümanlara karşı gelecek saldırılara karşı silahla mücadele edecek bir askeri teşkilat. Bu askeri teşkilat işin sonunda 10 bin mevcuda ulaşacaktır. Yani kimsenin haberi olmadan İstanbul'da 10 bin kişilik aslında silahlı bir ordu vardır. Olası bir durumda ayaklanmak üzere. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Şimdi Müsellah Müdafaa-i Milliye Teşkilatı ve MİMİM grubu, bunların arasında kısa süre içerisinde bir nizanın başladığını görüyoruz. Çünkü MİMİM grubunu kuran kadro önemli oranda sivillerden oluşuyor ve başında da Topkapılı Mehmet Bey var. Topkapılı Mehmet Bey İstanbul'da Nazım-ı Umur olarak geçiyor, yani işlerin yürütücüsü olarak geçiyor. Dolayısıyla Hüsamettin Ertürk grubun Ankara'daki lideridir, İstanbul'daki lider Topkapılı Mehmet Bey'dir. Müsellah Müdafaa-i Milliye Teşkilatı işin içine girdiğinde bu sefer bu yönetici kadrosu genişleyecektir. Fakat genişlerken alınan isimler doğal olarak subaylardır. Esat Bey vardır, işte bilmem Hafız Besim Bey vardır vesaire, bu isimlere takınlar. Şimdi MİMİM grubunu oluşturan isimler aslında Müsellah Müdafaa-i Milliye Teşkilatı'nı kurduklarını biliyorlar. Fakat Müsellah Müdafaa-i Milliye Teşkilatı'nı kuranlar MİMİM grubundan haberdar değiller. Dolayısıyla çalışmaya başlayınca aralarında problem çıkacaktır. Özellikle subaylar onların deyimiyle işte okuma yazma bilmez Topkapılı Mehmet Bey'den emir almayı kendilerine yediremeyeceklerdir. Dolayısıyla dediğim gibi kısa süre içerisinde bu grup içerisinde bir mücadelenin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu mücadeleye niye vurgu yapıyorum? Genellikle bu tür gruplar vesaire anlatılırken insanüstü varlıklar olarak anlatılır. Yani sanki bu adamların başka hiçbir problemi yokmuş, vatanı nasıl kurtarırız konusunda mücadele ediyorlarmış gibi. Elbette ki bu mücadeleyi yapıyorlar ama bunların insan olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Sağlıklı yerli yerine oturtabilmemiz için, en azından bana göre böyle. Şimdi Müdafaa-i Milliye Teşkilatı içerisinde bu mücadelenin bir asker sivil boyutu var, bir de İttihat Terakki'ye bağlılık boyutu var, daha doğrusu envercilik boyutu var. Müdafaa-i Milliye Teşkilatı içerisinde bulunan isimlerden önemli bir kısmı hala Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği konusunda mutmain olmamışlardır. Hatta biliyorsunuz 1921 yılında Sakarya Savaşı'nın kazanılmasına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı milletvekillerine varıncaya kadar İddiatçılar Enver Paşa'nın bir şekilde Anadolu'ya gelmesini ve milli mücadelenin başına geçmesini bekliyorlardı. Dolayısıyla MİMİM grubu içerisinde veya Müdafaa-i Milliye Teşkilatı içerisinde Enver Paşa'ya bağlı olan grupla Fevzi Paşa'ya, daha doğrusu Anadolu'ya bağlı olan grup içerisinde bir de bu yönlü bir mücadele başlayacaktır. Bu mücadelenin görüngülerinden birisi de 1921'in sonu ve 1922'nin başında İstanbul'da bir ara seçim meselesi var. Ara seçimde ilk önce emir gelir gruba, derler ki Yeni Bahçeli Şükrü'yü İstanbul milletvekili olarak seçeceksiniz. Çalışırlar, uğraşırlar, oylar toplanır. Yani işgal altındaki bir başkentte oluyor bu seçim. Bunu da unutmamak lazım. Ne kadar seçimdir o da ayrı bir tartışma konusu. Uğraşıyorlar işte Yeni Bahçeli Şükrü Bey tek aday zaten, birdenbire başka bir emir geliyor, hayır o değil, Sakallı Nurettin Paşa'yı seçeceksiniz. Fakat oylar kullanılmış, mazbata Anadolu'ya gönderilmiş, bu sefer grup teşkilatın
Anadolu'ya bağlı grubu Sakallı Nureddin Paşa'yı milletvekili etmeye çalışıyor. Enverci grubu Yeni Bahçeli Şükrü'yü. Neden? Çünkü Yeni Bahçeli Şükrü Enver Paşa'yla yakın ilişkisi olan bir adam. Dolayısıyla bu mücadele 1922'nin başına kadar sürer. Bütün çabalarına rağmen Yeni Bahçeli Şükrü milletvekili seçilir. Bu Mustafa Kemal Paşa'nın hiç istemediği bir şeydir. Hatta bundan dolayı grubu eleştirecektir vesaire. İşte onun eleştirisi sonrasında grubun özellikle subaylardan oluşan enverci kanadının tasfiye edildiğini, o beğenmedikleri sivil kanadın grubu ele geçirdiğini görüyoruz. Şimdi mütareke dönemindeki istihbarat faaliyetlerinde istihbarat toplanan alan, daha doğrusu takip edilen alan İtilaf Devletleri güçleridir. Anadolu'daki milli mücadeleye karşıt oluşumlar var İstanbul'da biliyorsunuz. Kızıl Hançerciler, ondan sonra Hürriyet İtilaf Fırkası, İlahi Vatan Cemiyeti vesaire bunları çoğaltabilirsiniz. Bunların hepsinin içinde aslında Mimim grubunun ajanları vardır. Saltanat saray içerisinde ajanları vardır vesaire. Bu istihbarat faaliyetlerinin bir tarafı bu. Bir tarafı İstanbul'da komünist faaliyetler vardır. Onları takip ederler, onlarla ilgili bilgiler verirler. Örneğin Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için gönderilen Mustafa Sagir'in ortaya çıkarılması vesaire bu grupların marifetiyle olmuştur. Silah cephane taşınması konusu örneğin. Vapurlarla, takalarla çok önemli miktarda silah cephanenin Anadolu'ya geçirildiğini biliyoruz. Anadolu'da belli bir tarihe kadar Anadolu'ya geçen bütün subaylar kabul edilmiştir. Çünkü Anadolu'da yeni bir ordu kuruluyor. Bu ordunun subaya ihtiyacı var. Ama bir tarihten sonra artık ihtiyacın ötesine geçmeye başlar. Neden? Düşünün şöyle, Anadolu'da bir hareket başlıyor ama sonucunun ne olacağı hiç belli değil. Tamamıyla gözü kapalı gidiyor insanlar. Dolayısıyla adam bulup göndermek aslında zor iş. Yani çoğunlukla İstanbul'dan subayları işmen istiyorlar, adam gitmek istemiyor, maaşlarına bakıyor vesaire. Ama bir yerden sonra İstanbul oldukça iktidar alanı daralınca İstanbul hükümetinin zaten orada kaldığında subayın maaş alma ihtimali yok. Ama Anadolu'da yükselen bir ordu var. Onun içerisinde çalıştığı zaman veya görev yaptığı zaman prestij kazanacak. Nispeten İstanbul'a göre maaşları daha iyi ödeniyor. Bu sefer Anadolu'ya geçmek için sıraya giriyorlar. Bu sefer de Anadolu'dan emir geliyor bu gruplara. Deniyor ki ümera sınıfından yukarı yani albay rütbesinden yukarı daha sonra binbaşıya düşecektir. Binbaşı rütbesinden yukarı subay istemiyoruz bir. İkincisi biz isim olarak seçip isteyeceğiz siz göndereceksiniz. Yoksa her isteyeni artık göndermeyeceksiniz. Bir yerden sonra Anadolu'nun artık İstanbul'a daha farklı bir gözle bakmaya başladığını görüyoruz. Bunun yansımaları Cumhuriyet döneminde devam edecektir. Cumhuriyet döneminde bir de meselenin İstanbul hükümetinin bürokrasisini tasfiye etme boyutu vardır milli mücadeleye katılmadığı için. Bu başka bir konu. Dolayısıyla Mimim grubunun bir görevi de İstanbul'dan istenen subayların Anadolu'ya geçirilmesidir. Yine silah cephanenin Anadolu'ya geçirilmesidir. Diğer gruplarla birlikte, Felah grubu vesaireyle birlikte. Bu görevlerini elden geldiğince hakkıyla yerine getirir. Burası savaşın yani zaferin kazanılmasına kadar olan dönem. Genellikle bu gruplarla alakalı yapılan çalışmalarda milli mücadelenin askeri boyutu sona erdiğinde sanki bu grupların da faaliyetleri sona ermiş gibi bir anlatım vardır. Sonrasına çok fazla kimse bakmaz. Halbuki Mimim grubu saltanatın kaldırılmasından sonra yani o İstanbul'un henüz işgal altında olmasına rağmen Anadolu'ya bağlandığı dönemde o bir yıl içerisinde çok daha farklı görevlerde bulunmuştur. Bir kere siyasi vazifeler yapmıştır. Yine İtilaf Devletleri'ne karşı o askeri yapısını devam ettirmiştir. O elinde bulunan Müdafaa-i Milliye Silahlı Örgütü'nü muhafaza etmiştir. Aynı zamanda iktisadi faaliyetlerde bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstanbul'daki iktisadi hedeflerini gerçekleştirmek için örgütler kurmuştur. Biraz bunlardan bahsedip sizi sıkmadan konuyu tamamlamak istiyorum. Şimdi Mudanya Mütarekesi imzalanır biliyorsunuz milli mücadelenin askeri safhası sona erer. Mudanya Mütarekesi'nde Trakya zikredilmiş olmasına rağmen biliyorsunuz İstanbul'un Anadolu'ya bağlanmasına dair herhangi bir ibare yoktur. Normalde barışın imzalanmasına kadar İstanbul'un İtilaf Devletleri işgali altında kalması kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından.
Fakat durum hiç beklendiği gibi olmaz. Mudanya mütarekesi gereğince Trakya'yı teslim almak üzere gönderilen Refet Paşa İstanbul'a girince bambaşka bir şey yaşanır. İstanbul ahalisi hep birden Refet Paşa'yı ve onun yanındaki 8 bin kişilik jandarma kuvvetini karşılarlar. İşte sevgi gösterilerinde bulunurlar, kurtulmuş gibi davranmaya başlarlar ve kendiliğinden birdenbire bir bakarız ki İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine itiraf etmiş, katılmış. Normalde buna kimin karşı çıkması lazım? İtilaf devletleri. İtilaf devletleri de karşı çıkmıyorlar. Çünkü halkın çok ciddi bir meyli var. Peki İstanbul ahalisi kendiliğinden mi bu hale geldi? Öyle değil. İşte İstanbul ahalisini aslında öyle davranması için hazırlayan bu bahsettiğimiz gizli gruplardır. Tamam. Refet Paşa İstanbul'a gittiği günden itibaren belediye dairesinde, Fatih dairesinde bilmem her Darülfünun'da, resmi makamlarda, resmi kurumlarda vesaire Refet Paşa'ya karşı ciddi bir sevgi seli vardır. Hepsinin arkasında da bahsettiğim bu grupların olduğunu söylememiz lazım. Ve akabinde 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti bir karar alır. Nedir karar? Saltanatın kaldırılması. 600 küsür yıllık bir imparatorluğun sona erdiği tarih aslında resmi olarak saltanatın kaldırılmasıdır. Peki bu saltanatın kaldırılmasına karşı herhangi bir hareket var mı, bir itiraz var mı? Hocam burada bildiğim kadarıyla böyle ciddi bir itiraz yok. Bunu hep şeye bağlarız, işte mütareke döneminde Padişah Vahdettin'in davranışlarına vesaire bağlanır. Öyle değil, aslında o karar da birdenbire alınmış bir karar gibi anlatılır. Birdenbire alınmış bir karar değil, onun da hazırlığı daha öncesinden yapılmıştır. Dolayısıyla bu hazırlıkları yapanlar da bahsettiğimiz bu gizli gruplardır. Sonrasında İstanbul'da bir siyasi mücadele başlayacaktır. Öyle siyasi mücadele olmadan olmaz. Bir iktidar mücadelesi. Çünkü İstanbul'da aynı zamanda bir iktidar değişiyor. Koskocaman Dersaadet bir vilayete dönüşecek. Başkent olarak kalacak mı kalmayacak mı o ayrı bir tartışma konusu. Ama yepyeni bir iktidar alanı ortaya çıkacak. Padişah gitti, onun hükümeti istifa etti. Padişahın adamları, hükümetin adamları gitti. Peki İstanbul'da kimler hakim olacak? Bu Mimmim grubu ve Müdafaa-i Milliye Teşkilatı'nı kuranlar, çalışanlar şöyle düşünürler doğal olarak insanidir. Epey zamandır biz bu işlerle uğraşıyoruz. Herhalde iktidar bizim olacak. Hiç öyle değil. İktidar onların olmayacak çünkü onlara rakip çıkıyor. Birincisi Müdafaa-i Hukuk grubu diye bir grup kuruluyor. Anadolu'daki Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubu biliyorsunuz işgal altında olduğu için İstanbul'da bir şubesi yoktu. Mimmim grubunun veya Müdafaa-i Milli Teşkilatı'nın o şube olduğu düşünülüyordu. Ama gizli bir örgüttür, yarı askeri bir örgüttür. Siyasi olarak onun devam etmesi doğru değil diye düşünenler vardır. O yüzden bazı siyaset bilen isimler hemen Müdafaa-i Hukuk grubunu kurarlar bir. İkincisi İttihatçılar hala ortadan kaybolmadılar. Tamam Enver Paşa da Türkistan'da şehit oldu. İttihatçıların önemli bir kısmı dağıldılar vesaire ama hala geriye kalan bir iddiatçı grup var. Onlar kimin etrafında toplanıyorlar? Malta'dan sürgünden dönen eski karakolun kurucusu İHA Nazırlığı yapmış Kara Kemal'in etrafında toplanıyorlar. Kara Kemal'in etrafında toplanan bu iddiatçılar hala İstanbul'un en etkin grubunu oluşturuyorlar. Yani Mimmim grubu 3 yıllık, 4 yıllık çabasına rağmen iddiatçılarla mücadele edebilecek durumda değil. Üstelik Kara Kemal perde arkasında duruyor. Çok fazla Ankara'ya görünmeden o bahsettiğimiz Müdafaa-i Hukuk grubuyla işbirliği yaparak Mimmim grubuyla mücadele ediyor. Bu mücadeleyi İstanbul'da belediye seçimi olur, orada görüyoruz. Daha sonra milletvekili seçimi yapılacaktır, orada görüyoruz. Hatta Mustafa Kemal Paşa İzmit toplantısı yapacaktır. Bu üç grubun temsilcileriyle bir araya gelir. Yani artık her şey bittiğine göre Müdafaa Hukuk grubu adı altında birleşim vesaire bu mümkün olmayacaktır. Milletvekillerinden bir heyet gönderilecektir. Yine olmayacaktır. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu şekilde yarı gizli, yarı açık veyahut da yeraltı teşkilatı diyebileceğimiz örgütler siyaset tarafından kolay kolay kontrol altında tutulamıyor.
Derin devlet derseniz eğer, derin devlet dediğimiz yapılar da bugün de böyledir, geçmişte de böyle, muhtemelen gelecekte de böyledir. Yani her zaman siyasetin emriyle hareket ettiğini düşünmememiz lazım. Hatta Anadolu'yla zaman zaman ters düştüklerini de söyleyebiliriz. Bütün bu mücadelelere rağmen sonuçta 1923 seçimlerini Mustafa Kemal Paşa'nın istediği isimler kazanacaktır. Bu siyasi mücadelenin dışında bence Mimim grubunun İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılmasından sonraki en önemli faaliyeti iktisadi alanda yaptığı faaliyetlerdir. Şimdi İstanbul'a yine dönersek, İstanbul İmparatorluğun başkenti, her şeyin merkezi. Dolayısıyla paranın da, finansında, işte ne diyelim, sermayenin de merkezi konumunda. Dolayısıyla İmparatorluğun tarihe karışmasından sonra İstanbul'daki bu sermayenin kimlere ait olacağı da önemli bir meseledir. Sermayenin sahipleri Osmanlı'nın son döneminde ve mütareke döneminde önemli oranda yabancılar ve gayrimüslimlerdir. Yabancılar ve gayrimüslimlerin milli mücadele yıllarında milli mücadeleye karşı göstermiş olduğu tavırdan dolayı artık eski pozisyonlarını devam ettiremeyecekleri kesindir. Dolayısıyla İstanbul'da bir iktisadi açıdan da iktidar değişimi yaşanacaktır. İşte Ankara hükümeti bunun hazırlığını da Mimim grubuna yaptırır. Daha saltanat kaldırılmadan önce Ankara'nın verdiği emirle bir teşkilat-ı iktisadiye encümeni kurulur. Ve bu encümen aracılığıyla İstanbul'da üç tane örgüt kurulduğunu görüyoruz. Birincisi Milli Türk Ticaret Birliği, ikincisi Esnaf Cemiyetleri Heyeti Müttehidesi, üçüncüsü de İstanbul Umum Amele Birliği. Bakın, üçü de iktisadi faaliyet alanı için kurulmuş örgütlerdir. Fakat üçünün de ilgi alanı farklıdır. Milli Türk Ticaret Birliği'nin amacı İstanbul'da yabancılardan ve gayrimüslimlerden boşalacak ticaret sahasını Türklere, Müslümanlara hasredecek çalışmalar yapmak. Tamam. Bunun için yabancı sermayeli şirketleri Türkleştirmek, işçilerini Türkleştirmek vesaire. Bu çalışmaları yapmak için kurulan bir örgüt. Esnaf Cemiyetleri Heyeti Müttehidesi'nin kurulmasının sebebi de iddiatçılarla mücadele. Çünkü esnaf cemiyetleri İaşe Nazırı Kara Kemal'den dolayı hala iddiatçılarla birlikte hareket ediyor. Bu cemiyetle de esnaf cemiyetlerini bir arada tutuyor. İstanbul Umum Amele Birliği de arkadaşlar, İstanbul'daki komünist faaliyetleri engellemek için, komünizmin biliyorsunuz işçi sınıfının muhataplığı ve onun üzerinden söylemini geliştirir. İşte İstanbul'daki işçi sınıfını komünistlerin nasıl ifade etsem doğru olur bilmiyorum, kullanmasını engel olmak için onları da devletin kontrolü altına alır. Fakat bakın, tüccar, esnaf ve işçi, bunlar sosyalist teoriye göre birbiriyle çatışması gereken sınıflardır. Ama bunların üçünü de kuran teşkilat-ı iktisadiye encümenidir. Ve üçünün başındaki isim de aynı zamanda Mimim grubunun yöneticileridir. Milli Türk Ticaret Birliği'nin yöneticisi Ahmet Hamdi Başar'dır. Görünürde Kavalalızade Hüseyin Bey'dir ama arka planda Ahmet Hamdi Başar'dır. Esnaf cemiyetlerinin lideri Vehbi Bey adında birisidir. İstanbul Umum Amele Birliği'nin lideri de az önce bahsettiğim Topkapılı Mehmet Bey'dir. Mimim grubunun aynı zamanda lideri. Dolayısıyla devlet şöyle yapıyor: birbiriyle çatışması beklenen bu sınıfları tek bir merkezde, üçünün de adresi altlı üstlüdür aynı bina içerisinde, tek bir merkezde topluyor ve üçünü de toplumsal olarak etken sınıflar bunlar. Bunları tek çatı altında toplayıp kontrol altında tutmuş oluyor. Dolayısıyla değerli kardeşler, çok fazla uzatmadan, vaktinizi almadan, sıkmadan şunu ifade edebilirim. Mimim grubu aslında bir sürekliliğin ifadesi olarak kabul edilebilir. İttihat Terakki döneminin gayri nizami harp örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa'dan Karakol Cemiyeti'ne, Karakol Cemiyeti'nden Mimim grubuna. Bu bir sürekliliktir. Bu sürekliliği kurucularında, beşeri sermayesinde, davranış biçimlerinde, programlarında görebilirsiniz. Ama bu tam anlamıyla bir sürekliliktir, işte o onun devamıdır dememiz elbette ki doğru değildir. Özellikle Mimim grubunun çalışma sahası sadece mütareke dönemi İstanbul'dur. Diğerleri biraz daha geniş çaplı çalışma yapan örgütlerdir diyebiliriz.
Şimdi gizliliğe önem verir Mimim grubu. Bu kadar aslında hakkında bilgi olmasına, belge olmasına rağmen dönemi içerisinde oldukça gizli olduğunu görüyoruz. Hatta 1923'ün yaz aylarında dönemin İçişleri Bakanı Fethi Bey Genelkurmay Başkanlığı'na bir yazı yazar. Der ki ya Topkapılı Mehmet Bey diye bir adam var. Bu kimdir? Bunu tanıyor musunuz? Düşünün ülkenin İçişleri Bakanı Topkapılı Mehmet Bey'in de faaliyetlerinden bahsettiğim bilinmemesi mümkün değil. 1923 ama yani kapatılmasından kısa bir süre önce hala onun kim olduğunu bilmiyor. Hatta şöyle de bir şey var. Arşivde çok sayıda evrak vardır. Gruptan Mustafa Kemal Paşa'ya yazılmış, Mustafa Kemal Paşa'dan gruba yazılmış vesaire düzenlenmiş belgeler vardır. Ama 1922'de filan Mustafa Kemal Paşa'nın bu grubun kim olduğu, kimlerden ibaret olduğuna yönelik sorusu vardır Fevzi Paşa'dan. Dolayısıyla çoğu belgenin de grup tarafından üretildiğini söyleyebiliriz. Bu tam anlamıyla bir istihbarat, bir gizli örgüt özelliği gösteren bir örgüttür Mimim grubu. 5 Ekim 1923'te İstanbul İtilaf Devletleri işgalinden kurtarıldığında resmen işgal kuvvetleri İstanbul'dan gittiğinde diğer İstanbul'daki gizli gruplarla birlikte Mimim grubu da kapatılmıştır. Üyeleri zaten Müsellah Müdafaa-i Milliye Teşkilatı'nın o 10 bin kişilik üyesi dedik ya, onların tamamı ve Mimim grubu üyeleri 1921'de, 22'de Anadolu Ordusu kadrosuna dahil edilmişlerdi. Yani Anadolu Ordusu'ndaki rütbeleri karşılığında maaşlarını alıyorlardı, öz nişanlarını alıyorlardı. Böyle de bir durumu olduğunu söylememiz lazım. Bu konuyla alakalı takdir edersiniz ki söylenecek çok fazla şey var ama dediğim gibi sizleri çok fazla yormak, sıkmak istemem. Beni dinlediğiniz için, bu zahmete katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sormak istediğiniz bir soru olursa, merak ettiğiniz vesaire cevap vermek isterim. Tabii ki, buyurun. İstanbul'dan Anadolu'ya silah sevkiyatı oluyor. Evet. Kadir Karabekir Paşa bir savaşı nasıl idare ettik diye bir çıktık derseri var. Evet. Onda aynen şöyle yazıyor. Diyor ki Ruslardan